TRT ekranlarından herkese merhabalar. Aslı Kuzu Aktoprak ile Fizyoterapist Gözünden programına hepiniz hoş geldiniz. Her salı saat 13'ü gösterdiğinde farklı branşlardaki doktorlarımızla birlikte sizlere güncel sağlık bilgilerini aktarmaya ve evlerinize misafir olmaya devam edeceğim. Bugün yanımda çok kıymetli bir arkadaşım, hem komşum hem de çok kıymetli fenomen bir diyetisyenimiz konuk olacak. Sizlerden gelen merakla beklediğiniz soruları yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için öncelikle. Rica ederiz hocam. Sizi gördük, mutlu olduk. Diyetisyen Ayşe Dölek Yücedağ sizlerle bugün. Sizlerin ısrarla merak ettiğiniz sorular vardı. Tarifler var, sağlıklı beslenme nasıl oluyor? Hepsini not etti Ayşe hocamız ve bugün tek tek tane tane o soruları yanıtlayacak. Hocam aranızda olduğunuz için çok mutluyuz. Çok başarılı olduğunuzu da duyuyoruz zaten. Halkımızdan da duyuyoruz hocam. Ve çok güzel bir enerjiniz var. O yüzden birçok izleyicimizden de mail geldi. Heyecanla şu an bu programı izleyeceklerini bildirdiler hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Ben diyetisyen Ayşe Dölek Yücedağ. Yakında üniversitesinden mezunum. Yaklaşık 2 yıldır kendi kliniğimde Mersin Mezitli'de hizmet vermeye devam ediyorum. Umarım bugün merak edilen bütün konulara açıklık getirmeye çalışacağım. Teşekkürler hocam. Hocam dilerseniz yavaş yavaş programımıza giriş yapalım ve halkımızın, sizin danışanlarınızın heyecanla beklediği soruları yanıtlayalım hocam. Günümüzün en çok problemi son zamanlarda, son bir yılda kabızlık şikayetleri çok fazla var. Bu kabızlık sebebi neden olabilir? Peki kabızlık yaşayan, kabızlık şikayetiyle size gelen bir danışanla beslenme tavsiyeniz ne olabilir hocam? Şöyle bahsedeyim. Öncelikle kabızlığın birçok sebebi olabilir. Önce fizyolojik bir sorun var mı buna bakmadan önce kesinlikle kliniğime gelen bir danışanıma söylediğim şey şu. Birincisi yeteri kadar su tüketiyor muyum? İkincisi yeteri kadar posa alımı sağlıyor muyum? Ekmek, salata, yeşillik, yeteri kadar sebze tüketimi bunları sağlıyor muyum? Üçüncü ve en önemlisi yeteri kadar hareket ediyor muyum? Bu üç sebep ortadan kaldırıldığında hala kabızlık şikayeti devam ediyorsa mutlaka bir hekimden danışmanlık almalı, bir muayene olmalıdır. Probiyotik takviyesiyle tabii ki düzeltilebilir, 3 aylık bir tedavi şeklinde ilerleyebilir. Fakat hala bu devam ediyorsa fizyoterapist arkadaşlarımıza da yönlendirdiğimiz danışanlarımız tabii ki oluyor. Tek başına hekimin ilaç vermesiyle çözümlenemeyen kronik kabızlık problemleri de olabiliyor. Beslenmeye bağlı olduğu kadar sizlerle de iletişim halinde multidisipliner çalışmak durumunda kalıyoruz tabii ki. Evet hocam. Peki bu beslenme olarak başka tavsiyeniz var mı hocam? Beslenmede mesela şunları yemeli, ekstra şu tarifi verebiliyorum. Ya da bizim bilmediğimiz fizyoterapistlerin, doktorların bilgisinin dışında eksik kalan, çünkü piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. Tabii bununla ilgili başka bir tavsiyeniz var mı hocam? Tabii ki. Öneriniz. Baktık 3 tane beslenme ile ilgili olan faktörü kapattıktan sonra hala devam ediyor. Birincisi prebiyotik, probiyotik takviyesi. Bu takviyelerin gerçekten işe yarar, eczane markası takviyeler her zaman kullanılmalı. İnternette veya X fenomen, Y fenomen önerisiyle değil, kesinlikle bir uzman görüşüyle tavsiye edilmiş probiyotik, prebiyotik takviyeleri kullanılmalı. Bunun ardından kişi evde kendisi kabızlık marmelatı yapabilir. Örneğin posta içeriğini yükseltecek şekilde bir marmelattan bahsediyorum. Kuru kayısı bunu çözebilir, kayısı çayları bu işi çözebilir. Çözmese de destek sağlayabilir. Çok bilinmez ama hibiskus çayı yine bu işin üstesinden gelmeye yardımcıdır. Ama yapılmaması gerekenler altında bir başlık açıyorum burada. İçinde sinameki veya sinameki yaprağı bulunan herhangi bir bitki çayı lütfen tüketmeyin. Mutlaka etiket okuma alışkanlığı edinelim. Evet. Aldığımız kutulu bitki çaylarının arkasında okuyalım. Sinameki yaprağı ibaresi gördüğünüz an kutuyu reyona geri bırakın lütfen. Bağırsak yapısını bozduğu için mi hocam? Kesinlikle. Bağırsak yapısını yararlı mikroorganizmaların ölümüne sebep oluyor ve artık kabızlığımız devamlı olarak, kronik olarak devam edecek. İyi bir şey yapalım derken kötü bir şeye sebep olabiliriz. Bu yüzden etiket okuma alışkanlığını unutmayın. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam popüler diyetleri çok fazla uyguluyor. Özellikle genç kesim, ergen kesim daha fit görünebilmek için bir 36 beden hikayesi türedi gitti. Evet. Fit görünmek için önüne gelen bütün diyetleri deniyorlar, sağlıklarından oluyorlar. Vefat eden popülasyon da çok fazla olmaya başladı. Bu popüler diyetlerden doğru bulduğunuz hangisi hocam? Şöyle hemen bir alt başlık açayım buna. Popüler diyetlerde, diyet zaten kişiye özel bir şeydir.
mümkün mertebede kişinin beslenme alışkanlıkları kan parametrelerine göre uygulamaya çalışıyoruz. Ama halihazırda baktığımızda dünyada Sağlık Bakanlığı'nda öngördüğü ve en yararlı, özellikle kalp sağlığı için en yararlı diyet sistemi Akdeniz tipi beslenmedir. Hı hı. Onun dışında ketojenik diyetler, aralıklı oruçlar, işte ismini bildiğimiz, duyduğumuz işte kabak detoksu diyetleri vesaire. Bunların hepsi evet sonuç veriyor ama kimisine sağlıklı, kimisine sağlıksız. Evet. Kaybın geneli işte şeyleri çok duymuşsunuzdur. 3 günde 5 kilo kaybettiren türler. Evet. İşte kabak detoksuyla 5 günde 10 kilo kaybedebilirsiniz. Evet, bu arada kaybedebilirsiniz ama nasıl kaybederiz? Bunun tamamını su ve kas kütlesinden kaybederiz. Vücudumuz için yapabileceğimiz en kötü yatırımlardan birisi bu oluyor. Kısa vadede tartıdaki sonuç danışanı çok mutlu ediyor. Aa, 3 kilo gitti, 5 kilo gitti, harika, ben bunu bir ay yaparsam 20 kilo veririm gibi bir efsaneye kapılıyor. Ama bakıyor ki ikinci haftanın sonunda tartıda gram değişmiyor. Neden? Çünkü sen sadece aç kalarak su kaybettin, kas kaybettin. Yağın olduğu gibi duruyor. Evet. Belki 100 gram yağ da kaybetmiş olabiliriz. Bu yüzden kesinlikle sürdürülebilir değil. Örnek veriyorum, karışık bitki çayları kullanılmaya devam ediyor. Kişi protein diyeti yapıyor, işte duymuş Dukan diyeti, örnek veriyorum. Ama bakıyoruz ki ürik asidi çok yüksek, kişi bir gut hastası adayı ve hala proteinli beslenmeye devam ediyor gibi gibi. Bu yüzden en doğru olan bir uzman görüşü almak veya birbirlerine sormak. Ya bana dahi sorabilirsiniz, Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım, bilgilendirmek, bilinçlendirmek her şeyden önce geliyor. Evet. Sevgili izleyiciler, Ayşe hocamızı yakından tanıyorum. Kendisi şöyle düşünün, kliniğe gittiğinizde ya da sosyal medyadan ulaştığınızda hemen işte randevu alın, kliniğe gelin diyen bir insan değil. İnsanların kalbine dokunmayı seven bir insan, çok yardımsever bir insan. O yüzden kafanıza takılan bir soru olduğu zaman mutlaka kliniğe gidin, bir kahvesini için bir tanışın derim. Şiddetle tavsiye ederim çünkü enerjisi çok yüksek. Çok kliniğe girdiğinizde bile mutlu olabileceğiniz bir insan, o kadar net konuşayım yani. Teşekkür ederim. Ben şunu eklemek istiyorum hocam. Mesela bize de fizyoterapist olarak, pelvik fizyoterapist olarak kabız hastalar çok geliyor. Kronik kabızlık, işte 15 yıllık vakalar, 25 yıllık vakalar geliyor. Doktordan geliyor genelde, genel cerrahiden ve dahiliyeden geliyorlar. Evet. Geldiler, orada medikal tedavileri, kolonoskopiye gönderilmesi gerekiyorsa o tetkikler, tahlillerden geçiyor. Sonrasında pelvik kasın yönetilmesi için, pelvik kasın farkındalığı için, çünkü işeme, dışkılama ve cinsel fonksiyonları sağlayan pelvik kasıdır. Kesinlikle. Onun için bizlere yönlendiriyorlar. Bizler de şöyle yapıyoruz. Acaba kişinin şimdi psikolojik faktörlerden dolayı mı kabızlık yaşıyor? Çünkü bağırsak ikinci beyindir. Kesinlikle. Acaba beslenmeye bağlı bir kabızlık mı yaşıyor? Yani o girdapta dolanıp duruyor mu? Üçüncüsü fizyolojik olarak pelvik kaslarına bağlı bir kabızlık mı diye. Önce bir testten geçiyoruz. Bizim de bir sürü çok testimiz var. Sfinkterle ilgili, anal bölgeyle ilgili, anüsle ilgili, pelvik kaslarla ilgili biofeedback cihazlarıyla testlerden geçiyoruz. Hem manuel testler yapıyoruz hem biofeedback. Sonra bakıyorum, hastanın beslenme hikayesini dinliyoruz. Çünkü bizim de beslenmeyle ilgili bir bilgimiz, ön bilgimizin olması gerekiyor ki hastayı değerlendirdiğimizde diyetisyeni yönlendirebilelim. Nasıl beslendiğini bilmem gerekiyor. Bakıyorum beslenmesi kafasına göre, her yerden duyduğu bilgilerle. Sonra hastanın tedavisine başlamadan önce diyoruz ki siz diyetisyenle bir görüşün, bağırsak florasının eski sağlığına kavuşmasına vesile olun. Diyetisyenden o beslenme şeklini öğrendikten sonra tekrar bize gelin diyoruz hocam. İşte orada multidisipliner olarak sizlerle ekip çalışmasındayız. Kesinlikle. Ben hangi hastamı diyetisyene gönderip tekrar bana geldiyse %80 başarı aldım hocam. Çünkü buradan da arkadaşlara sesleniyorum, pelvik fizyoterapist olarak şöyle bir şey, her şeyi bilebilirsiniz ama uzmanlık alanınız dışında her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, bilemezsiniz de. Çünkü bu sizin alanınız hocam. Biz bir fizyoterapist olarak gidip beslenmeye de karışırsak, biliyormuş gibi yaparsak o biraz önce söylediğiniz kastan mı gidiyor, evet, ödemden mi gidiyor ya da gut hastasına gidip protein yüklersin. Ya da biz mesela ne deriz, örnek veriyorum, sinemeki iç, açlık otu iç, onu iç, bunu iç, sonra bağırsağı da mahvederiz. İşin içinden çıkılmaz bir hale gelir. O zaman hem hastada komplikasyonlar oluşur hem sizin işinizi zorlaştırırız. Evet. O yüzden buradan arkadaşlarıma tavsiyede bulunuyorum. Siz değerlendirin, uzmana gönderin. Uzman zaten tekrar size gönderecektir. Diyetisyen hocamız size geri gönderecektir. Orada işte biz devreye giriyoruz. Artık işin geri kalan kısmı kas kısmı oluyor. Kas, evet, kısmında da rehabilitasyon programını aldıktan sonra
üçlü multidisipliner hoca, uzman hoca, diyetisyen ve pelvik fizyoterapist üçlü bir teyit ediyoruz bilgileri. Hastayı şifalandırıyoruz. Ama şunu net söyleyeyim, 25 yıllık bir kronik vaka, kabızlık bile multidisipliner yaklaşımla diyetisyen, pelvik fizyoterapist ve doktor eşliğinde çözüldü hocam. Mersin için konuşuyorum. Süper. O yüzden eğer sizde de böyle bir kabızlık problemi varsa, iritabil bağırsak sendromu varsa önce doktorumuza, sonra diyetisyenimize, sonra pelvik fizyoterapiste gelip çözüm bulabilirsiniz. Katkım bu kadar hocam. Süper, gayet açıklayıcı oldu. Umarım yeteri kadar bilinçlendirebilmişizdir. Evet, inşallah hocam. Peki hocam şunu soracağız. Antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendiren hep tarifler veriyorlar. Siz bu tariflerin hangisine uygun buluyorsunuz? Öneriniz nedir hocam? Bir de son zamanlarda grip olunuyor, bağışıklık sistemi çok düştü. En ufak bir grip yaşayan bir hastayla ya da bir toplu taşımada grip vakası vardı, hapşırdı. Ben eve geldim, grip oldum bir iki gün içerisinde diyor. Bu bağışıklığın çok düşük olduğundan kaynaklı diyor. Siz hangisini önerirsiniz hocam? Ya şöyle bahsetmek gerekirse, antioksidanlar vücudumuzda serbest radikallerin süpürülme etkisi yaratır. Yani aslında bağışıklığımızı güçlendirmesi buradan ileri gelir. Peki antioksidan sebze meyveler, daha böyle en kolay ulaşabileceğimiz kısmından bahsedeyim. Hasta olduk, hemen gideriz işte kilolarca mandalina ve portakal yemeye başlarız. Gereksiz bir şeker alımı, kalori alımı gerçekleşiyor. Ama bir mandalinadan, portakaldan daha fazla A, C, E vitamini, çinko ve selenyum, bunlar antioksidan vitaminlerdir. Bunları daha fazla miktarda, daha düşük kaloriyle ve daha hızlı vücudumuzda emilebilir formları da vardır. Bunlar nelerdir? Öncelikle yeşil biber, kapya biber, maydanoz, limon, zencefil. Bunlardan hızlıca elde edebiliriz. En vazgeçilmez antioksidan sebzemiz ise pancar, kırmızı pancardır, havuçtur. Ulaşılması kolay. Aynı zamanda özür dilerim. Halk arasında bilinen en büyük yalnız, böyle Instagram'da falan da çok denk geliriz. İşte pancarı aldım, onu aldım, her şeyi blender'a koydum ve bızlattım. Bütün C vitaminini orada yok etmiş bulunuyor. Bu yüzden bir şey ne kadar işlenmemiş formunda olursa bizim için o kadar işe yarar. Bunun için özel blenderlar var vesaire, vitamin mineral kaybını en aza indiren blenderlar da var. Bu kadarına gerek var mı? Hayır. Ben ne yaparım? Gayet bol yeşillikli salatamın içerisine bir pancar dilimlerim. Ya da bir pancar salatası yaparım. Havuçlu bir pancar salatası yaparım. Alın size mis gibi bir antioksidan salata olmuş olur. Evet. Aynı zamanda doyuruculuğu da yüksektir. Şiddetle tavsiye ederim. Teşekkür ederiz hocam. Peki Türk kadını sürekli kilolu olmaktan ve ödemli gezmekten şikayetçi. Mesela ben aslında kilolu değilim, benim her yerim ödem, ödemden kaynaklı diye çok diyalogda oluyoruz. Evet. Buna çok şahit oluyoruz hocam. Peki bunun sebebi nedir hocam? Peki bir insanda çok fazla ödem varsa, şişlik varsa tavsiyeniz nedir? Tamam. Ya bence çok güzel bir konuya değindik şu anda. Genelde ilk danışan gelip tartıya çıktığında, hocam bu cihaz ödem gösteriyor değil mi? Evet gösteriyor. İlk sorduğu şey yağından, kasından önce, vücut proteininden önce sorduğu şey ödemdir. Şimdi evet, ödemli olabiliriz. Özellikle biz kadınlar premens döneminde ya da mens esnasında çok fazla su tutabiliyoruz östrojenimizden kaynaklı. Ama bir de bunun çevresel faktörlerden sebep ödemlenmemiz vardır. Hiç lipoödem vesaire, onlardan bahsetmeden. Eğer işte bir gün tartıya çıktınız, 60 kilosunuz, ufacık bir kaçamak yaptınız. İşte bu yörede çok yenir nedir mesela? Kısır, sıkma. Mis gibi karbonhidrat kaynakları. Yediniz çıktınız, ya 2 kilo mu aldım, nasıl 62 kilo oldum? Hayır. Bir molekül karbonhidrat aldığımız zaman uç molekül su tutar. Yani o gördüğünüz şey su, yani ödem. Karbonhidratların su çekmesiyle oluşan bir ödemdir. Ardından işte tart öncesi, 72 saat öncesinde bir karbonhidrat aldığınızda çıkar. Tuz, şalgam tüketimi fazla olduğu zaman, turşu tüketimi olduğu zaman ödem yapabilir. Eğer sık sık alkol tüketiminiz vesaire varsa yine ödem tutmaya meyliniz çok çok artacaktır. Bir de bunun tabii ki fizyolojik kısmı vardır. Özellikle kadınlarda, genelde kadınlarda daha sık karşılaşırız. Hormonal sebeplere bağlı olarak olabilir. Orada direkt zaten hekim yönlendirmesi yaparız. Peki bu ödemi nasıl geçirebilirim? Ödemi vücuttan atabilmek için tabii ki bol su. Önceliğimiz bol su. Ve ufak bir tarif vermemi isteyecek olursak, yeşil çay bu konuda vazgeçilmezimiz, en temelimiz. Yani diğer karışık bitki çaylarına geçmeden 1 litre suyumuzun içerisine
3 çay kaşığı kadar açık yeşil çay, tabii ki suyumuz sıcak olacak, 1 adet çubuk tarçın ve 1,5 yemek kaşığı elma sirkesi eklediğimizde, bunu ben danışanlarımın bir hafta boyunca yapmasını istiyorum. Birincisi su alımı artıyor. İkincisi yeşil çayla metabolizma hızları %14 daha fazla hızlanıyor. Üçüncüsü içerisindeki elma sirkesi tadı da seyrelmiş oluyor. Midenin boşaltımızını yavaşlattığı için daha geç acıkmalarını, kan şekerinin daha dengeli gitmesini ve ödem atmasını sağlıyor. Bu da böyle bir tarif olmuş olsun. Evet, harika bir tarif. Mutlaka bu tarifi evde uygulayın derim. Peki hocam, yemekten sonra bir tatlı krizi geliyor hepimizde. Bu bizlerde de oluyor. Yemek yedik, hadi bir tatlı, böyle bir krize giriyoruz. Bu krizi önlemek için tavsiyeniz nedir? Bir tarifiniz var mı acaba? Tabii. Şöyle bahsedeyim. Öncelikle sebebini söyleyeyim. Genelde işte sabah bir şeyler atıştırırız ya da öğlene kadar kendimizi aç bırakır, bir şeyler yedikten sonra akşam süresine kadar sürekli aç oluruz. Ve eve gittiğimizde bir anda ne hali hazırda ne varsa yemeğimizi yeriz. Ve ardından hemen o uzun açlıktan sonra beslenmemizden sebep kan şekerimizin hızlıca bir yükselmesi meydana gelir. Bundan dolayı da kişi ya yemeğin arkasında hemen tatlı bir şey arıyorum, bir kaşık bal bile olsa benim için yeterli diyor. Şimdi önce sonrasında ne tüketeceğimizi bilmeden öncesinde bu kısmı düzenlemek gerekir. Sağlıklı bir birey en az 4 saatte bir beslenmesi gerekir. Kan şekerini dengeli yükseltip dengeli düşürecek besinler tüketmesi gerekir. Örnek veriyorum, işte acıktı, bir tane elma yedi. Tek başına yemesin bu elmayı. Yanında mutlaka bir sağlıklı yağ olsun. Nedir bunlar? Badem, fındık, fıstık, tahin, zeytinyağı, avokado. Sağlıklı bir yağ kaynağı olması gerekir. Bir elma yedim, bir saat sonra beni acıktırır. Fakat yanında ufak da olsa bir yağlı tohum, bir kapalı avuç kadar bir çerez, kabak çekirdeği vesaire fark etmez. Sağlıklı bir yağ kaynağı tüketirsem benim tokluk sürem 3 saate çıkacaktır. Bu şekilde kan şekerimi dengeli ilerletirsem akşam yemekten sonra gelen o tatlı isteğine olmamış olur. Ama hala devam ediyor. Bu kişinin alışkanlığı haline gelmişse, fizyolojik bir sebep yoksa ortada, şu da olabilir: yemeğin arkasından hemen bir bardak doğal elma sirkeli bir su içerse yine baskılanabilir. Hala olmuyor. Daha sağlıklı bir alternatif ne olabilir bizim için dersek, ne yapabiliriz? Şeker oranı gayet yüksek ve oldukça magnezyumdan zengin hurma, Medine hurması, şekersiz fıstık ezmesi arasına koyabilirim. Ya da üzerine benim ara usulü erittiğim bitter çikolatayla kaplayıp afiyetle yanına da bir fincan sütlü kahvemi yaparım. Mis gibi bir ara öğün olmuş olur. Evet hocam, teşekkür ederiz bu bilgiler için. Hocam, öğün atlıyoruz ya bazen. Evet. İşte ben kahvaltı yaptım, ara öğünümü atlayayım, öğleni de yemeyeyim, akşam yiyeyim diye öğün atladığımızda sanki kilo vereceğimizi düşünüyoruz. Çünkü niye, kalori almadın ya, evet. Vücut depodan yiyecekmiş gibi, depodan harcayacakmış gibi öyle bir hissiyat içerisine giriyoruz ya da öyle öğrenmişliğimiz var hocam. Peki öğün atlayarak hızlı kilo verilmesi doğru mu hocam? Şöyle, biraz önce de mesela söylemiştim. İlk başta evet, tartı bir mutlu ediyor. İlk 1-2 hafta boyunca tık 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 gitmeye devam ediyor ve sonrasında yanan ateş yavaşça sönmeye başlıyor ve en sonunda geriye sadece küller kalıyor. Ben bu durumu nasıl düzenleyebilirim? Şimdi öğün atlayarak kilo verme kısa vadede yanıt veren bir durumdur. Bunun dengede, düzende ve sürdürülebilir olması. Evet, işte çok düz bir mantıkla baktığımız zaman kilo kaybı nasıl gerçekleşir? Aldığın kalori yaktığından daha az olsun ki depodan harcayabilelim. Evet, birinci adım bu. İkincisi, doğru besin mi alıyorum? Doğru zamanda mı alıyorum? Ben gün boyu hiçbir şey yemeyeyim, akşam bir hamburger menü yiyeyim, 1200 kalori, zaten 1500 kalori almam gerekiyordu. Tamamen yanlış. Nerede bunun yağ yakıcıları, nerede bunun kaliteli proteini, nerede bunun yağı bağlayıp atacak olan posası nerede? Hiçbirisi yok. Demiyorum ki evet, işte çok yoğun çalışan bir bireye ya da sabah kalktığında mide bulantıları yaşıyor ve kahvaltı yapmayan birine demiyoruz mutlaka sen 3 ara öğün yapmalısın. Bu çok eskide kaldı. Hı hı. Eski bir diyet stratejisidir bu, eğer kişi tip 1 diyabetli değilse tabii ki. Hı hı. Çünkü hızlı tüketim çağındayız. Artık sürekli insanlar ne yiyeceğim, kahvaltı, hadi ara öğün, hadi öğlen ara öğün, akşam ara öğün. Artık bu kalmadı. Kalamaz çünkü zaman bizim için çok kıymetli. Günümüzün ne yiyeceğimizi düşünerek geçiremeyiz. Bu yüzden nedir? Kişiye göre planlamak. Kişi kendini tanıyor. Evet, tamam, uyandığında bir şey yiyemiyorsan güne öğlen kaliteli bir proteinle başla. Çünkü bizler geceleri uyuyan, gündüzleri aktif çalışan bireyleriz.
Ve benim metabolizmam sirkadyen ritmime göre gündüz tabiri caizse cayır cayır yanıyor. Evet. Yakmak istiyor. Hı hı. Ama ben bir yakıt vermedikçe o yanan alev sönmeye başlayacak. Ben ona büyük ve hızlı yanan bir odun koymalıyım ki yanmaya devam etsin. Hı hı. Peki bu odun ne orada? Kaliteli bir protein. Kaliteli protein kaynakları. Bahsetmiyorum illa her gün etimiz, tavuğumuz, balığımız olsun demiyorum ekonomik şartlardan kaynaklı. Tabii ki kuru baklagillerde tüketebiliriz. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein olan yumurtayı da hayatımıza dahil edebiliriz. Hı hı. Peynir de tüketebiliriz. Özellikle bir peynir önermek gerekirse diyet döneminde danışanlarım en kaliteli proteini içeren, düşük yağ içeren lor peynirli bir omlet yapıp kendine bir protein bombası yapabilir. Çok üşeniyorsak, bir yemek bulamıyorsak o dakikada. Yani aslında bahaneler değil de alternatiflere yer vermeliyiz daha çok. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam bir de yağ yakıcı kürler diye çok fazla görüyoruz. Gerçekten bu yağ yakıcı kürler kilo vermemize yardımcı oluyor mu? Var mı böyle bir etkisi? Ya keşke olsa. Yok mu hocam? Ya keşke olsa da böyle herkes bir şey içtiğinde bütün yağları bu böyle sanki yağ çöz içmişim gibi her şey erise gitse. Ne yazık ki tek başına yok. Yeryüzünde hiçbir besin tek başına mucizeler yaratmıyor ne yazık ki. Evet, destek oluyor. Desteklerinin de belli yüzdelikleri var hayatımızda. Ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Destekleyici olarak kullanabiliriz. Örnek veriyorum. Az önce yeşil çaydan bahsettik. Yeşil çay metabolizma hızını %14 hızlandıran bir bitki çayıdır. Ama baktığımda ev yapımı gerçek bir acı pul biber yediğimde içerisinde kapsaisin diye bir madde var. %24 daha fazla metabolizmayı hızlandırır. Ama genelde bizim hanımlar şunu tercih eder. Yatmadan yoğurdun içerisine bol bir pul biber, bir limon sıkayım şu içimin yağını eritsin. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Keşke olsa. Çünkü okuduğum bir yayında şöyle diyordu. 2030 yılında Türkiye'nin %90'ı obez olacak. Evet. Çok doğru. Bugün sokağa çıktığınızda şöyle bir 10 kişiye gözden geçirin bakalım. Hani 10 yaşında, 12 yaşında çocuklarda ne yazık ki abdominal obezite artmış durumda. Çocuklar besin seçiyor. Çok fazla fast food'a yönelim var. Evet. Besine kolay ulaşım var çünkü şu anda. Hazır gıdalar çok fazla var. Kesinlikle yani. Katkı maddeli. Kesinlikle öyle. Hani dediğim gibi kaloriden ziyade artık içeriklerde çok fazla önem arz ediyor. Bu yüzden o kürlerden bir umut beklemektense onlardan destek görmeyi daha ön planda tutmalıyız. Tabii ki var, atıyorum ben bir yoğurt yiyorsam içerisine acı pul biber atarak niye metabolizmamı hızlandırmayayım? Ben neden gece yatmadan bir kupa beyaz çay içip yine yağ yakımına destek %6-7 kadar bu desteğim niye esirgensin? Neden ben suyumu içip metabolizmamı hızlandırmayayım ki? Neden ben semizotu bitkisel bir omega 3 kaynağı alıp yağ yakımına katkı sağlatmayayım ki? Evet, bunlar katkı sağlayan şeyler. 1, 5, 10 derken bunların hepsini toplayınca zaten %100'e yakın sonuçlar da verecektir bize. Evet. Hocam mesela içerisinde yoğurdun protein oranı yüksek bazı markette raflarda ürünler var ya. Mesela onların gerçek bir yoğurt olmadığı falan söyleniliyor ya. Ya kötünün iyisi mi? Mesela probiyotik içeren içecekler, probiyotik içeren yoğurtlar ya da normal protein değeri yüksek bazı markalar var. Onlar kötünün iyisi mi oluyor? Yani hiç yoktan iyi mi? Ya da kefir için diyorsunuz ya mesela. Gerçekten onlar raftaki ürünleri yani içmemizde bir nebze de olsa faydası var mı hocam? Yani şöyle yine burada bahsettiğiniz gibi aslında kötünün iyisi diyebiliriz. Çünkü baktığımızda hali hazırda paketli fabrikasyon üretilmiş proteini sentetik yollardan arttırılmış gıdalardan bahsediyoruz. Öncelikle bizim burada bakacak olduğumuz bir etiketine okuyorum. Baktım arkasında kalori değeri yazıyor. Evet 150 kalorinin altında gayet benim için uyumlu. Protein içeriğine baktım. Ben o an bir öğüne ulaşamayacaksam elbette ki benim de danışanlarıma önerdiğim oluyor. İşte işe gidecek çok kısa bir molası var. Hemen marketten onu alıp işte yanında bir 10-15 tane çiğ badem, bir ufak muz yiyip onunla bir öğün yapmak zorunda kalmışlığı oluyor elbette ki. Ama olabildiğince paketli ürünlerle aramıza mesafe koymak iyidir. Ama şu oluyor bazen işte danışan geliyor ben kesinlikle her şeyimi evde yapıyorum. Günde mutlaka 7-8 kase yoğurt tüketiyorum. Şimdi bir şey de sağlıklı diye de abartmamak lazım. Evet. Yani demir eksikliğin var bu kadar yoğurt tüketiyorsun. Evde işte atıyorum çiftlikten Ahmet amcadan Mehmet amcadan aldım diye litrelerce süt içmenin de bir mantığı yok.
Çünkü içerisindeki kalsiyumla demir eksikliğini arttırabiliyorsun. Evet. Ya da gereksiz bir kalori alımı sağlamış oluyoruz. O yüzden nedir? Tabii ki olabildiğince her şeyi evde kendimiz yapmak, en az işlenmiş haliyle tüketmek faydalı. Ama yapamıyorsak, buna vaktimiz yoksa kolaylaştırılmış besinlere de bazen gidişata ayak uydurmak lazım diyebilirim. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam, sosyal medyada çok fazla hocalarımızdan duyuyoruz ya da internette fenomen olan arkadaşlardan çok duyuyoruz. Cinsel gücü artıran besinler diyorlar. Bu cinsel gücü artıran besinler neler? Yani halkımızın çok böyle konuşmaya ve sormaya çekindiği sorular arasında yer alıyor. Ama iyi ki sordunuz. Dediğim gibi yine hiçbir şey tek başına mucize yaratmıyor. Ama nedir? Baktığımızda işte bilimsel olarak da kanıtlanmış, erkekler için konuşacak olursam keçi boynuzu muhteşem güç arttırabilir. Kabuklu deniz ürünleri, kadın ve erkek için bunu da söylüyorum. Kabuklu deniz ürünleri, karides, kalamar gibi bunlar cinsel gücü etkileyebilir. Ananas, avokado gibi. Avokado ve işte tahin, pekmez bunları da devam ettirebilirim. Avokadodaki en önemli sebep burada omega 3 bulunması içerisindeki E vitamini bulunması. Yine neden? Antioksidan içerdiğinden sebep vücuttaki stresi azaltıp akışı hızlandırıp cinsel gücü etkilediği öne sürülmüş. Bunları aslında porsiyonlarına dikkat ederek her gün yer vermek gerekir. Tamam hocam. Peki hocam, sizin klinikte ben ziyaret ettiğimde bir cihazlardan bahsettiniz ve cihazları gördüm. Danışanlarınız sıraya girmiş durumdaydı. Bu cihazların etkisi nedir hocam? Biraz da ondan bahsedelim. Tabii ki şöyle bahsedeyim. Öncelikle buradan bir dipnot geçmek istiyorum. İki tane cihazınız var değil mi? Evet, aynen öyle. Ben kilo verme süreci hakkında konuşursak, yani herkesin kanayan yarasıdır. Çok fazla umut tacirliğine açılmış bir konu. İşte satılan yok shake'ler, protein tozları, marka belirtmeyeyim şimdi, işte bir kulüplere gidip belli içecekler içilmesi gibi durumlar var. Ya, umut tacirliğinin kol gezdiği bir dönemdeyiz. Evet. Bu cihazlar için de aynı şekilde. Hiçbir cihaz tek başına ben yatayım da beni zayıflatsın, ben işte cihazdan çıkışta gideyim hemen bir kebap yiyeyim, işte ne bileyim bir künefe yiyeyim. Ne yazık ki böyle bir şey yok. Evet. Hali hazırdakini yakmak için kullanılan belli başlı prosedürler var. Ben neye inanıyorum kilo verme sürecinde? İnandığım tek şey beslenme, egzersiz ve istikrar. Evet. Bu üçünün dışında hiçbir şey yanıt vermiyor. Peki cihazlar bunun neresinde? Kullandığım şey iki tane yeni nesil fitness cihazı. Danışanlarımız spor yapmaya vaktim yok diyorsa eğer, gelip kliniğimde 30 dakikada sanki 4 saat antrenman yapmış gibi teknolojiyle sağlıklı kilo kaybının buluştuğu nokta olmuş oluyor aslında. Lütfen bunu yapan insanlar beni yanlış anlamasın ama daha doğru pazarlama stratejileri kullanalım. İşte yok buz başlık gezdirdim, yaktım, dondurdum, yağı parçaladım. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı az önce dediğim gibi 2030 yılında, yani bundan 6 yıl sonra Türkiye'nin %90'ı obezite olacak diye bir yayın yapılmazdı. Ve hala da zaten eminim 3 kişilik ailenin bir tanesinde kilo problemi yaşayan birisi mutlaka vardır. O yüzden illaki ben demiyorum tabii ki, uzman, alanında etik çalışan ve sizin sağlığınızı ön planda tutacak bir beslenme uzmanı ile çalışmanızda fayda var. Evet hocam, teşekkürler. Eğer kilo probleminiz varsa ya da beslenme ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa ya da ben şunları yiyorum, su içsem yarıyor kilo alıyorum diyorsanız ya da herhangi bir şey yediğinizde sindirim problemi yaşıyorsanız mutlaka Ayşe hocama gidin, bir danışın derim. Bir gidin, sohbet edin, sorularınızı sorun ve deneyimleyin. Zaten kendisi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilgisini size verecektir. O yüzden sosyal medyadan gördüğünüz bilgileri hemen evde uygulamayın. Kendi kendinize diyetisyencilik yapmayın. Çok yapıyorlar onu. Evet. İtiraf etmek gerekirse biz de zaman zaman yapmıştık. Aa, şu diyet çok etkiliymiş, arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan görmüştük. Biz de uygulayalım ama kendimize zarar verdiğimizi 2 haftada anladık. Çünkü yanlış giden bir şeyler vardı, sindirimimiz bile değişmişti. O yüzden uzman kişiler der ki sakın ve sakın kendi doktorunuz olmaya çalışmayın. İşi profesyonelinden, uzmanından dinleyerek uygulayın. Siz de Ayşe hocamı mutlaka ziyaret edin derim. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hocam. Program nasıl geçti, nasıl bitiyor, sona nasıl yaklaşıyoruz? Gerçekten ben de şu an şaşırıyorum ve araya da çok girmek istemedim. Çünkü çok güzel, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Hocam son olarak da...
halkımızın istediği bazı küçük böyle pratik tarifler var. Hı hı. O tariflerden şöyle kısa kısa mesela ara öğünde neler yemesi gerekiyor? Hani dediniz ya omlet bilgisi verdiniz, hı hı, işte sandviç ya da ekmek yerine geçen. Şöyle evde yapabilecek kolay 4-5 tane tarif verebilir misiniz hocam? Tabii ki. Mesela şeyden bahsedelim. İşte dışarıdayım, çok acelem var. Oturup bir yerde bir yemek yiyemeyeceğim ya da dışarıdayım ne tüketeceğim, bunlardan bahsedeyim. İşte danışan dışarıda hemen acil diyetine uygun ne yiyebilir? Aslında en basit bir kebapçıya girdiğinde bir tavuk şiş söyleyip nar ekşisiz bir salata söyleyip bol yeşillikli salatasıyla protein kaynağını tüketebilir. Ya da çok acil bir işi vardı, markete girdi, baktık reyona. Önce bir protein kaynağı olan bir kefir, bir ayran edinebilirim. Posa içeriği yüksek olan tam buğdaylı, atıyorum kepekli bir galeta tercih edebilirim. Ve yanında tokluk süremi uzatması için sağlıklı bir yağlı tohum. Baktım badem var, ceviz var, fındık var. Hangisi istediğim bir tanesini seçiyorum ve bir kapalı avuç kadar bunu tüketebiliyorum. Evde örnek veriyorum, işte çok fazla tatlı isteklerimiz oluyor. Bunu nasıl baskılayabiliriz? Tabii ki tarçınlı su için demeyeceğim. Tatlı isteklerimiz oluyorsa bunu her zaman olmamakla beraber haftada bir gün yarım porsiyon tatlı yemenin bize de bir zararı olmayacağını bilsinler istiyorum. Çok kısıtlı 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 gidilmenin hiçbir mantığı yok. Eğer danışanın veya eğer bireyin son 5 kilosu kalmadıysa bu kadar kısıtlı gitmesine gerek yok. Haftada bir gün bir öğün otursun, ister tatlısını yesin, ister yemeğini yesin, istediği yemeği yiyebilir. Çünkü o kadar kısıtlı gitmek de vücudu strese sokacaktır ve danışanın bir yerde pes etmesine sebep olacaktır. Pratik tariflere gelirsem, çok fazla var. Hepsini dinleriz hocam. Tamam. Tek tek söyleyin. Yani mesela öğün olabilir. Ben kendi diyet süreçlerimde de kendim diyet yaptığım zamanlarda da işte daha önce diyetisyen olmadığım zamanlarda en çok zorlandığım şey, ya böyle gidiyordum diyetisyene, diyetisyen bana diyorduk işte atıyorum 10 kaşık sebze yemeği ye. Şimdi sebze yemeği ne olduğunu bilmiyorum ya. Yani biliyorum ve evet, bilmiyorum aslında. Evet. Eve gidiyorum, ne var? Dolma var. Tamam, ben işte kaşığa biberi bindirip böyle bu bir falan diyordum böyle. Tabii ki böyle yapmamak gerekiyor. Ne olabilir? Pratik, böyle hızlı, kolayca, şipşak bana hem yiyeyim hem kilo verdirsin diyecek bir akşam ya da öğle yemeği alternatifi. Örnek veriyorum, negatif kalorili sebzeler diye bir sınıfımız var. Yedikçe kilo verdiren bir sınıf. Bunlar nelerdir? Brokoli, karnabahar, kabak, ıspanak ve mantar. Kış için konuşacak olursam bunlardan. Örnek veriyorum, işte karnabahar ya hiç sevmiyoruz, tadını sevmiyoruz. O zaman sevdirecek forma getirelim bunu. İşte haşladım, limonla hep yemek değil olayım. Haşladım, sonra üzerine güzel bir sos yaptım, fırınladım, üzerine yoğurdumu koydum, biraz kıyma kavurdum, koydum. Pratik. Bunun hazırlanması 10 dakika. Hı hı. Yani yemek yoktu, dışarıdan yemek söylemek zorunda kaldım demeden pratik bir alternatif olur bizim için. Bunun ardından mesela ara öğünlerde en çok kullanmayı sevdiğim benim, çok çok sık sık da yer veririm, sağlıklı yağ tohumu olduğuna inandığım tahin mesela. Hı hı. Çok tatlı isteğimiz var. Elma, tahin, tarçın. Bu üçlüyü gözünüzün önüne getirin. Elmayı ısırarak yemek 2 dakikamı alır. Eğer danışana ben bunu dilimletip üzerine bir tatlı kaşığı tahin ekletip biraz tarçın serpiştirip kan şekeri dengesini de yakalasın diye, bunu bitirmesi 10 dakika sürecek. Bir kere onun doyumunu alacak, hı hı, ardından tatlı isteğini baskılayacak. 3 faktör de bir tabağın içerisinde toplanmış olacak. Basit, pratik, kolay, ulaşılabilir ve ekonomik şeyler. Yani aslında bunu danışanımıza göre ayarlamak doğru. Kimi danışan goji beri yemek ister, kimi danışan yeşil elma da çok mutludur gibi. Bu da danışana göre şekil alır zaten. Evet. Hocam şey yapıyorlar ya, böyle ekmek yerine işte mercimekten ekmek, nohuttan ekmek, onları da tavsiye ediyor musunuz? Yani o konuda biraz benim çizgilerim var diyebilirim size ya. Bir şey yenecekse böyle atıyorum brokoliden pizza yemesin benim danışanım. Pizza yemek istiyorsa onu biz beraber porsiyonlarız. Hani mercimek ekmeğinin bana katkısı, bu arada mesela kuru baklagil kekleri, kuru baklagil ekmekleri. Evet. Bunlar... Şimdi onlar trend oldu biliyorsunuz. Aynen ve çok yani üzülüyorum bu ben arada. Ben de özenmiyor değilim yani, evde denesem denemesem şu an sizin ağzınızdan çıkan kelimeye göre yapacağım yani. Tamam. Çünkü çok özendirdiler hocam, öyle güzel böyle nohuttan, bakliyattan ekmekler, kekler yapıyorlar ki. Acaba diyorum biz mi yanlış yapıyoruz, biz de denesek moduna giriyoruz yani. O yüzden hocam bu bilgi benim için çok kıymetli. Şöyle kuru baklagil ekmekleri, kuru baklagil kekleri veya kuru baklagil yemekleri, özellikle mavi yaka, beyaz yaka diye ayırdığımız sınıflarda özellikle mavi yakalıların
enerji içeriğini kapatılması için. Ya da beden işçilerinin işte protein keki, bizim üniversitede besin laboratuvarımız diye bir laboratuvarımız vardı. Besinler sınıflara ayrılırdı toplu beslenmelerde. Mesela ben kuru fasulye keki, bunun üzerinde çalışmıştık. İşte evet, hocamız sordu, bunu neden yapıyoruz? Bunu beden işçilerinin, atıyorum inşaatta çalışan bir işçimizin, atıyorum yine bedenini kullanarak, ağır iş yaparak para kazanan işçilerin enerji açığının kapatılması için kullanılan yüksek besin değeri, yüksek kalorisi olan besinlerdir. Yani şu anda evet sosyal medyada nedense trend olmuş durumda. Hı hı. Çünkü işte gluten yok. Glutenden de çok da korkmanıza gerek yok bu arada. Hocam o konuda da bilgi verebilir misiniz? Tamam. Konu açılmışken. Evet, çok aslında güzel konuşmamız olacak. Gereken çok konu var. Kesinlikle ama belli bir öyle formatta ilerlememiz gerekiyor. Ama şu an süreyle ilgili bir sıkıntımız olmadığı için rahatlıkla anlatabilirsiniz hocam. Tamam. Çünkü bu da sorulmuştu ama biz başka bir, çünkü sizinle ikinci bir programı daha çekeceğiz. Hı hı. Orada değerlendiririz, masaya yatırırız diye düşünmüştüm ama şimdi en azından sorular cevaplamış olalım hocam. Gluten hakkında da bilgi verirseniz. Yine bu patladı, glutenli yiyecekler, glutensiz yiyecekler. Nedir bu glutenli yiyecekler? Neden bize zarar? Yani neden bize zarar? Şimdi hatırlarsanız belki bu geçmişe dön, anneannelerimiz, babaannelerimiz veya onların jenerasyonuna baktığımızda çölyak bu kadar yaygın değildi. Evet. Veya işte ya ben gluten yiyince evet işte karnımda bir şişlik oluyor, işte sırtımda sivilcelenmeler çıkıyor. Bunları çok duymazdık. Şimdi baktığımızda evet, gluten zararlı mı? Sağlıklı bir birey için zararlı değil. Şimdi gluteni kesmek kilo verdirir mi? Gluteni kesmek ne demek? Karbonhidratı kesmek demek. Karbonhidratı kesmek demek de evet kilo kaybını işaret eder. Ama tek başına glutensiz makarna alarak, glutensiz ekmekler alarak, glutensiz ekmekleri sınırsızca tüketerek kilo kaybetmek mümkün değildir. Onu glutensiz olması, kalorisiz olduğu anlamına da gelmiyor. Şimdi glutenden neden korkmalıyız? Türkiye'de 99 yılından sonra modernize buğdaya geçildi. Buğdayların gramajı ve büyüklüğü, evet, artmasından sebep içerisindeki embriyolarla oynandı ve bundan sebep gluten miktarı arttı. Gluten artınca bağırsak duvarımızın geçirgenliği arttı. Ve bu yüzden de ilk baştaki konumuz kabızlık oranı çok çok artmaya başladı. Bu da bunlardan bir sebep aslında. O yüzden hani ata tohumu bulmak artık çok zor. Çok hani zor. Atıyorum ya ben fırından alıyorum ya da evde kendim ekmeğimi, ekşi mayalı ekmeğimi kendim mayalıyorum desek de gelen buğday gayet, değirmenden de alsan tohumu belli, marketten de alsan tohumu belli, fırından da gidip alsan tohumu belli. O yüzden her şeyi dozunda tüketmek lazım. Gerçekten çölyaktan bağımsız bir gluten hassasiyetimiz yoksa ya da çölyak değilsek tamamen gluteni sıfırlamanın bir mantığı da yok açıkçası. Ha, ama bazı danışanlarımda kilo vermeleri yavaşladığında veya durduğu zaman o hafta gluteni, süt ve süt ürünlerini çıkartırım, elimine ederim. Hı hı. Veya çözemediğim bir kabızlık söz konusuysa ilk elimine ettiğim şeylerden birisi gluten, ikincisi süt ve süt ürünleridir. Bir hafta bir denerim danışanı, tuvaleti rahatladı mı, tartıdaki sonucu değişti mi? Ondan sonra kademeli olarak eklemeye devam ederim. Ama eğer böyle bir hastalığımız yoksa çok korkmaya gerek yok. Önemli olan içerisindeki alabileceğimiz yararlı vitamin, mineraller. Onu da almak durumundayız ne yazık ki. Alacağımız alan çok kısıtlı çünkü. Evet. Hocam şey var. Mesela insanlar geliyor, diyete başlıyorlar, çok hızlı kilo veriyorlar. Sonra bir ara bir psikolojik durumlarından dolayı bir yeme açlığı çekiyorlar. Yiyorlar her şeyi. Bir anda kilo alıyorlar. Bunun sebebi neyle alakalı hocam? Neden hızlı kilo verip bir anda diyeti bıraktığında hızlı kilo alıyor? Hatta iki katını alıyor. Verdik yönde iki katını. Süper. Yani bu soru inanılmaz bir soru. Evet. En az günde belki 6-7 tane danışanımla karşılaştığım sorunlardan bir tanesi. Önce sorduğumuz soru şudur. Hemen anamnez kağıdına daha önce bir meslektaşımla çalıştınız mı? Danışan şey der. Oo çok, yani gitmediğim diyetisyen kalmadı. Neden? Çünkü şundan sebep. Hep kilo vermiş, gerçekten ciddi rakamlar vermiş. İşte 20 kilo vermiş, 30'unu geri almış. Evet. Neden? Çünkü ona uygun olmayan programlar uygulanmış hiçbirisi. Sürdürülebilir değil. Örnek veriyorum, yok karatay diyeti, yok dukan diyeti, yok işte ketojenik diyet yaptık hocamla beraber birlikte. Tamam, yaptın, çok da güzel sonuç almışsın, ellerine, emeklerine sağlık. Ama bize uygun olmayan diyetler bize hızlı kilo aldırır. İşte örnek veriyorum. Siz dediniz ki bana, evet ben size sürece giriyorum, şu kadar kilo vereceğim.
Şimdi hayatınızda hiç kinoa yoktu. Ben dedim ki işte Aslı Hanımcığım öğlen mutlaka kinoa salatası yiyoruz. Avokado koyuyoruz içerisine bilmem ne. Ama Aslı Hanım öğlen bunları yemek istemiyor. Normalde uyduruyorum evden yeşil fasulyesini, cacığını getirmek istiyor. Hı hı. Yani orada ben size uyum sağlamalıyım aslında. Evet. Siz bana dediğinizde size aslında beslenmeyi öğretmektir benim görevim burada. Hı hı. Biz Türk toplumu olarak besinleri de yanlış tüketiyoruz. Örnek veriyorum. Dolma nedir? İşte bir biberin veya kabağın içerisine koyduğumuz bir pilavdır. Pilav hı hı. nedir normalde? Bir öğün yancısıdır. Hı hı. Ama biz toplumda ne yaparız? Dolmayı ana öğün yaparız. İşte lahmacun nedir? Bir ara sıcaktır. Ama biz ne yaparız? Onu bir ana öğün yaparız. Ben burada aslında beslenmeyi öğretmek amacım. Hı hı. Yani ne kadar tüketebilirim diye sürecinde danışan diye akşam evde dolma var. Ben ondan yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Niye yiyemeyesin ki? Ben orada desem ki hayır kesinlikle tüketemezsin veya tüketmese danışan o dolmadan diye sürecinde kaç tane yiyeceğini bilmiyor. Yanında ne yiyeceğini bilmiyor. Bundan sebep sürdürülebilir olmuyor. Ve diyeti bıraktığında sıkı bir şekilde gidiyor. Aa, bitse de bir an önce şunu yesem, bunu yesem dediği zaman diyet bitiyor. Ve eski düzene tekrar dönünce hiçbir şey öğrenmemiş, hiçbir şey değişmemiş. Çünkü çok kısıtlı gitmiş. Ve tekrardan eski düzende beslenince kilo artışı hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet hocam. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için hocam. O kadar çok merak ediyorduk ki sorular. Gerçekten bugün o sorular cevap buldu diye düşünüyorum. Umarım. Onur verdiniz programımıza. Son bir demek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Söylemek istediğim tek şey ne olur kafamıza göre diyetler yapmayalım. Demiyorum ki bir klinik diyetisyenine gidin devlet hastanelerimizde, eğitim araştırma hastanelerimizde ya da aile hekimliklerinde mutlaka bir meslektaşım olacaktır ve size doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Aslında şu diyetisyen çok kilo verdiriyor, şu az diye bir şey yok. Orada danışanın ve diyetisyenin ikili uyumu söz konusu. Pes etmeyin, popüler diyetlerden uzak durun. Önce kan tahlili, sonra diyetisyen. Evet. Bugün çok kıymetli konuğumuz Ayşe Dölek Yücedağ bizlerleydi, kıymetli diyetisyenimiz. Sizlerin de kafanıza takılan soru varsa her zaman kliniğe gidip ziyaret edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte, aynı günde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Her şey yolunuzca olsun. We'll be right back.